Herkese merhabalar. Altı üstü geziyorum YouTube kanalıma ve bu videoya hoş geldiniz. Ben Emre. Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı yaylalardan biri olan muhteşem manzaraya sahip Sultanpınar Yaylası'na geldim. Sultanpınar Yaylası'nın birincisine değil, ikinci gölete geldim. Sultanpınar Yaylası'na geldiğiniz zaman ilk gölette etrafında bir sürü yapılaşma olduğunu görüyorsunuz. Ama ikinci gölete devam ettiğinizde işte bu şekilde etraf sakin ve kimseler yok. Şimdi çadırımı kuracağım. Arkasından kampımı başlatacağım. Kısa bir ara. Öncelikle arabayı dengelemeyi unutmuşum. Şu anda yamuk duruyor. Ondan dolayı bu şekilde takozlarım var. O takozlarımı arabanın sağ tarafına doğru arabayı daha düzlemek açısından koyacağım şimdi. Evet, bence gayet iyi oldu. Şimdi çadırı tekrardan kurma zamanı. Evet, kurulumu ben yaptım. Şuraya sadece birazcık sağlamlaştıracağım, yere kazık çakacağım. Onun dışında pencerelerimi falan açtım. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ben yolda gelirken bu görmüş olduğunuz bidonu ağzına kadar su doldurmuştum Akyazı tarafında. Yolda gelirken öyle engebeli, işte yokuş çık, in bilmem ne, işte arabanın zıplaması bilmem ne, bu yan yatmış ve içindeki bütün su benden habersiz boşalmış. Panik yapmıyorum. Çevrede vardır su kaynağı, öyle tahmin ediyorum. Hemen arkada bir işte ufak yayla evlerinden oluşan bir köy var. En kötü oraya giderim ama sizin şu anda hemen altınızda olan tripodun altında zaten 5 litrelik bir su bidonu var. Onun içinde 5 litre suyum var. Ayrıca burada bir herhalde 15 litrelik falan bir suyum var. Hani su konusunda sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum ama en azından bunun bu şekilde devrilip ağzı kapalı olmasına rağmen bütün suyu akıtması da bana bir tecrübe oldu. Bakalım su konusunda bu sene yapar mıyım bilmiyorum ama seneye farklı bir çözüme gidebilirim. En azından arabada sabit olacak şekliyle. Onu da bilmiyorum, bilenler varsa yorumlara yazarsa en azından ben de bilgilenmiş olurum. Ona göre tercihimi yaparım. Olumlu, olumsuz. İşte şunu, ben şunu kullandım, iyiydi, şu kötüydü falan gibi. O yüzden bana tavsiyede bulunursanız sevinirim. Bugün bu arada günlerden cuma. Belki buranın şu anda sakin olmasının en önemli sebeplerinden biri de bu olabilir. Mesaileri herkesin devam ediyor. Şimdi masamı, sandalyemi çıkaracağım. Ondan sonra dinleneceğim. Zaten termosta bir kahvem vardı. O kahveyi birazcık içerim. Soluklanırım. Ondan sonra zaten yeme, içme falan. İşte birazcık drone uçururum. Gezerim birazcık buralarda. Ondan sonra akşam yemeği.
kadar keyifli ki gerçekten burası. Size de göremiyorum. Tam arkanızda güneş var. Belli oluyordur zaten benden. Çok da göremiyorum kamerayı ama inanılmaz keyifliydi. Üşümeye başladım yavaştan. Üstüme hemen polarımı aldım zaten. İlk geldiğimde 21 dereceydi burası. Şu anda bakıyorum 15 derece gösteriyor. 6 derece birden düşmüş. Saat 17.30 şu anda. Bayağı drone'la falan oynadım. İşte gezdim, dolaştım falan. Etrafa baktım birazcık. Ne var ne yok. Ama acıktım. Normalde bugün başka bir şeyler yapacaktım ama çok da üşendim. Keyfini de çıkarmak istiyorum buranın. Ondan dolayı birazcık daha böyle ekmek arası köftem vardı. Onunla birlikte karnımı doyuracağım. Birazcık daha kendime ayıracağım bugünü. Gerçekten çok keyifli. Uzun zaman oldu yaylaya gelmeyeli. Bu arada ben buraya çok daha önceden gelmiştim zaten. Yaklaşık 2 sene önce. Tabii 2021 olması lazım geldiğimde bir başka arkadaşımla. O zaman da karşıya gitmiştik. O zaman da ilk buraya getirmiştik konum. Sonra köyün arkasından dolaşıp oraya gitmiştik. Bu sefer burada kalmayı tercih ettim. Birazcık güneş burada erken batıyor. Ondan dolayı biraz üşüyebilirim akşam vakti ama sonuçta sabahta tam tersi yerden doğacak güneş ve o yüzden de sıcak tutacaktır beni diye düşünüyorum. Biraz şöyle geliyorum, kendimi gölgeye alayım. Gerçekten çok güneşe bakamıyorum. Buraya nasıl geldim? Önce onu söyleyeyim size. Birazcık zaten gördüğünüz yoldan ama ben Akyazı tarafından Sultanpınar Yaylası diye yazdım ve o şekilde geldim buraya. Ama şöyle bir sıkıntı oldu burada. Beni bu rüzgar türbinleri mi? Rüzgar güllerinin o taraftan falan getirdi. Yayladaki konuştuğum bir abi yanlış yoldan geldiğimi söyledi. Farklı bir yol varmış. Ben de eskiden buraya geldiğimde zaten oradan değil diğer taraftan gelmiştim ama o zamanlar bayağı işte Acelle Yaylası'nı, işte Sinekli değil galiba, Sülüklü Yaylası'nı, işte Koca Yaylayı falan artık isimleri atıyor da olabilirim. Hangileri buradaydı hatırlamıyorum ama onları geze geze gelmiştik. Ondan dolayı rüzgar güllerinin oradan gelmemiştik, en azından onu hatırlıyorum. Yolları binek arabaya göre uygun mu? Bence uygun. Yani burada hemen zaten gelen iki tane araba var. İkisi de zaten binek arabayla gelmiş vaziyette. Birkaç böyle mıcırlı yollar var. İşte büyük taşlı yollar var ama onlar da küçük arabaların, binek arabaların geçemeyeceği türden değil en azından. Sadece buraya geliyorsanız soğuk olduğu için üstünüze ona göre içlik vesaire getirmeniz lazım. Ne bileyim işte uyku tulumunuzun çok iyi olması lazım ki sabah sanıyorum ki buralar bembeyaz olacak. O şekilde göreceğiz burayı. Hatta yayladaki bir abi de sağ olsun bana şey dedi. Eğer üşürsen gel biz buradayız dedi. Soba da yanıyor. Sağ olsunlar. Bu şekilde geldim. Benim için bol oksijenli, keyifli bir gün olacak, gece olacak. Gece nasıl vakit geçireceğim onları size göstermeyeceğim ama Netflix'ten birkaç böyle dizi filmi indirmiştim. Onları izlerim birazcık. Onun dışında da etrafı izleyeceğim. Bol temiz hava, oksijen alacağım. Üşürsem içliğimi giyeceğim, montumu giyeceğim. Onunla birlikte sabahı edeceğim zaten. Şimdi birazcık yemek için hemen döküm tavam var. Döküm tavamı ısıtacağım. Hemen hızlıca köftemi yapayım. Ondan sonra iyi geceler diyeceğim. Evet, ocağımı çıkardım. Bunun da bir tarafı yanıyor, bir tarafı yanmıyordu. Şimdi ikisi de yanıyor, anlamadım. Daha önce hatta şey demiştim, acaba bunun sebebi rakım yükseldikçe ondan basınçtan dolayı mı acaba yanmıyor falan tahmin yürütüyordum ama öyle bir şey de yokmuş. Buraya da geldim. Şimdi ikisi de yanıyor. Şimdi hemen döküm tavamı çıkarıyorum. Sonra önce döküm tavamızı bir ısıtalım bakalım. Şurada ısıtayım. Bu ocak bitmek üzere. Şöyle yapayım. Ondan sonra burada nelerimiz var? Poşetlerimiz var. Tavamız var kahvaltı için. Islak mendilimiz var. Bugün dediğim gibi havanın da böyle kararmasına denk geldiğim için hızlıca köfte ekmek yapacağım, onu yiyeceğim. Ve çok acıkmadım ama en azından hava kararmadan yiyeyim ve altıma da birazdan bir eşofman altını giyeceğim. Şunu şöyle
Şimdi neyimiz var? Ekmeğimiz olacak. Ekmeğimizin dışında köftem var. İki tane soğan çıkardım. Bir tane kapya biber. Bir tane de domates çıkardım. Bunları karıştırıp ekmek arası yapacağım. Şimdi şöyle sadece şu şeyi yıkamam lazım. Onun için de şuraya su koymam lazım. Bu çok pratik ve kolay oluyor. Bunu da hemen şuradaki diğer su bidonuyla dolduracağım. Hemen getiriyorum. Suyumu getirdim. Kapağını kapatayım. Şöyle elimi sudan geçireyim. Şurada bir kesme tahtam, burada mı? Şurada mı? Burada da olabilir. Tamam. Arkadaşlar yanıma geldi. Yanıma gelince de yemek yapıyordum biliyorsunuz. Öyle mama vardı, mama verdim. Yanımda sürekli olarak mama bulunduruyorum. Böyle geldikleri zaman da onlara ödül veriyorum. Hadi bakalım şimdi ete. Günaydın, uyandım ben. Şu an işte saçım nasıl bilmiyorum ama elimi yüzümü yıkarken birazcık daha düzeltmeye çalıştım. Nasıl uyudum? Sabaha kadar böyle birazcık tedirgin oldum. Kimse yoktu falan, arkam orman. Ama sık sık uyansam da uyudum en azından. Sabah hatta 6.30-7 gibi kalktım falan, bir fotoğraf falan çektim. Belki görmüşsünüzdür, videoda çekmeye çalıştım. Nasıl çıktı kameradan bilmiyorum ama günün sonunda uyudum. Biraz soğuktu. 7 derecelere falan indi ama dün demiştim galiba buralar işte bembeyaz olacak falan diye. Ya olmadı. Sabah baktığımda özellikle onu görmeyi hayal ediyordum ben, bembeyaz olacak falan diye. Olmadı. 7-8 derecede kaldı hava. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımı
yapmak için de önce ocağımı yakacağım. Önce ocağımızı açalım. Evet, bahsettiğim şey şu anda yanmıyor. Hemen şeyi bir değiştireyim bakalım. Döküm tavamda ısınsın o sırada. Enfes kokuyor gerçekten ama şunu önce ben bir önüme alabilecek miyim? Şöyle yapsam. Şöyle tutsam. Öf. Öf 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 öf. Çayımızı tam koyalım. Yandım. Az da çayımızdan aldık. Vallahi ben bunu şöyle söyleyeyim.
orman lezzetlerinin videosunda görmüştüm. Ondan esinlenerek yaptım. Daha doğrusu esinlenmek de değil, bu kopyalamak. Ama çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum onlara da. Şöyle bir tadına da bakalım. Of. Şöyle bir de bıçağımızı çıkaralım. Kaşığımız kalsın içeride. Çok güzel be. Evet, kahvaltımı bitirdim. Yani yediğim en güzel kahvaltılardan biri olabilir. Orman lezzetlerine de teşekkür ediyorum bu yüzden. Ne vardı? Zaten gördünüz ama çok kısa söyleyeyim. Önce kapya biberim vardı. Ne soğan diyorlar ona ya. Cücük değil de bir küçük soğanlardan vardı. Ondan soğancık soğancık vardı. Ondan sonra sosis almıştım. Sosis koydum. İstiridye mantarı koydum. Hellim peyniri koydum. En son da yumurta kırdım. 2 tane. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bu işte ustalar gerçekten. Onlar gibi birkaç hesap daha var takip ettim. Onlar da çok başarılı. O yüzden benim de ufkumu açıyorlar. Ben çünkü yemek yapmayı bilen birisi değilim. Çok da yeteneğim de yok. Ondan dolayı hani anca et falan yapabiliyorum. O da belli başlı döküm tavada. Ondan dolayı onların bu videoları bizlere de, bana da özellikle motivasyon sağlıyor. Şimdi çok kısa size konuşamadık aslında. Dün aslında anlatacaktım ama burada ne var ne yok, nasıl falan diye. Çok fazla da dur dedim, bir akşamı geçireyim. Gece bir olsun, sabah kalkayım, ondan sonra anlatırım. Öncelikle ben buraya geldiğimde telefon çekmiyor diye biliyordum. Daha önceki geldiğimde, ama şu anda çoğunlukla çekiyor. Çekmediği zamanlar oluyor ama çoğunlukla çekiyor. Tuvalet vesaire yok. Yakacak odun belki orman işlerinde vardır. Ama gelirken buraya mutlaka, yani İstanbul'da ya da yakın yerlerde hava güneşli bile olsa, buraya geldiğinizde mutlaka üstünüze kalın bir şeyler getirin. Konaklama yapacaksanız mutlaka uyku tulumunuz olsun ve iyi yazlık olmayan uyku tulumlarından olsun. Bu çok önemli. Benim 10 derecelik olan Decathlon'dan aldığım bir uyku tulumum vardı. Onunla uyudum. Ama yanımda 0 derece olması lazım. Ona da uyum sağlayabilen Husky bir uyku tulumum vardı. Onu da yanıma aldım özellikle. Battaniyelerimi falan aldım, ne olur ne olmaz diye. Zaman zaman üşüdüm ama öyle çok da fazla değil yani. Birazcık tulumun içine girince, sıkışınca hemen anında ısındım yani. Çok rahatsız etmedi. Herhalde 6-7 dereceleri gördü. Çünkü ben yatarken 9 dereceyi falan görmüştüm. Bununla birlikte birazcık daha gece yarısı düşmüştür, sabaha karşı düşmüştür. Sonra zaten şu anda gördüğünüz gibi tişörtle durabiliyorum. 2 sene 3 sene önce ben buraya geldiğimde hafta sonu gelmiştim. Cumartesiden gelmiştim. Pazar dönmüştüm. Akşamları inanılmaz bir işte balık tutuyorlar, ne bileyim havaya ateş ediyorlar falan, çok rahatsız olmuştuk. Dün bir diğer yayladan birazcık öyle ateş sesleri geldi ama çok da fazla değildi. Herhalde bir en fazla 7-8 el ateş edilmiştir. Keşke edilmese. Ama onun dışında rahatsız eden olmadı en azından. Başka düşünüyorum. Buraya gelirseniz hani ailenizle falan gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Gayet temiz, derli toplu. Hani öyle yerlerde falan böyle çok büyük çöp birikintileri falan da görmedim. Ondan dolayı burası ideal bir kamp alanı gibi gözüküyor. Sadece kışın karlı havalarda gelmek hem binek arabalar için hem SUV araçlar için zor olabilir. Birazcık daha böyle 4x4 araçlara ihtiyaç var gibi duruyor. Ya da benim geldiğim yolda bayağı yokuşlar, inişler falan filan birazcık zorluydu. Rakımından bahsedeyim. 1250 metrede. Şimdi ben çadırımı toplayacağım. Hatta size öncesinde
çadırımın içini de göstereyim. Sabahki manzara muhteşemdi gerçekten. Bir 10 dakika, 20 dakika o manzarada oturdum ve manzarayı izledim. Çok keyifliydi. Şu anda da sanıyorum ekrana yansıyordur o manzaram. Çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Benim için oldukça keyifliydi gerçekten. Manzarası vesaire, işte havası, çevredeki insanların rahatsız etmeyişi. Şimdi çadıra geçeceğim ama öncesinde sizden bir ricam olacak. Altı üstü geziyorum Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Yine YouTube kanalıma altı üstü geziyorum. Bu izlediğiniz videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Abone olursanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü bir içerik üretmeye çalışıyorum sizler için. Sizler de beni bu şekilde bedavaya desteklerseniz çok ama çok mutlu olurum. Şimdi çadırımızın içine geçelim. Çadırımız zaten daha önceki videolarda böyle görmüştünüz. Yeni bir çadır değil. İlk defa izleyenler için yeni olacaktır bu çadır. Thule markasının Tepui Autana modeli. İç tarafını şöyle size nasıl göstereceğim bakalım. İşte böyle bir manzaram oluşuyor. Bu çadırın incelemesini ben daha sonra çekeceğim. Bakar mısınız? Bu şekilde üst tarafı vesaire açılıyor ama şu anda tripodla tuttuğum için hiçbir şekilde manevra yapamıyorum. Ama manzaram bu şekildeydi. Tripodla da çekmek gerçekten çok zor. Bilmiyorum ne görüyorsunuz şu anda. Ama ben şimdi bulaşıklıklarımı toparlayacağım, yıkayacağım, yıkayabildiklerimi yıkayacağım. Ondan sonra çadırımı kapatıp başka bir noktaya geçeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.